şekilde verilenleri bu şekilde yazdık. Şimdi K noktası DC üzerinde mesela burada olsaydı simetrik nokta şurada olacaktı. Diğeri farklı bir yerde olacağından bilgi olarak verilen bunun simetrik noktaları AB doğrusu üzerindedir ifadesi gerçekleşmeyecekti. Dolayısıyla tam olarak ikizkenar yamuk olduğu için orta noktanın seçilmesi gerekiyor. Dolayısıyla simetrik noktalarda AB doğrusu üzerinde olacaktır. Buna göre burası 90 derece, burası da 90 derece olacaktır. Eşit mesafeler. Bunları da bu şekilde yazalım. Ayrıca K açısını 120 derece veriyor. O zaman iki eşit parçaya bölüneceği için burası 60 derece, burası da 60 derece olur. Yukarıya yüksekliği çizdiğimizden dolayı burası da 90 derece olur. Yükseklik de karekök 3 olarak verilmiş. Önce açıları taşıyalım. Burası 60, 90, 90 olduğu için diğer taraf 120 kalır. Şuraya yine 60 düşer. 90, burası da 30'dur. Şurası 30, 90 olduğu için yine burası da 60 derece olacaktır. Şurası da 120. Burada simetri var. 120, 60. Burası kök 3 olduğuna göre şu parça bu parça eşit olacak. Dolayısıyla burası da kök 3 haline geldi. Burası da eşittir kök 3. 30, 60, 90 üçgeninin özelliklerini uygulayacak olursak burası 60 ise şurası 1 yapar. Burası da 1 yapar. Burası 2 birim yapacaktır. Orta nokta olduğu için burası 2 iken yukarısı da 2 olur. En son olarak da K1, K ve şuradaki noktadan oluşan dik üçgene baktığımızda 30 derecenin karşısı kök üçgen, 60 derecenin karşısı bunun kök 3 katı olur. Yani şurası komple 3 birimdir. 2 buradaysa 1 buraya gelir. Şimdi şuradaki 1, 2 daha 3, 2 daha 5. Diğer tarafta da simetrik olacağından dolayı 10 olacaktır. Dolayısıyla sonuç 10 olarak bulunur.